Manşet. Gerçek çok net. Evet, tabii esas 12 Şubat için bu hafta buradayız. Bizim açımızdan 12 Şubat destan tarihidir. Sadece Maraş için değil, tüm Türkiye için, Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır bildiğiniz gibi. Tabii ki Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra şehrimizi işgal eden Fransızlara karşı Maraşlı'nın kendi iradesiyle, gücüyle karşı koyduğu, tepki verdiği bir destanın hikayesidir 12 Şubat. Ve bu kutlamalarına veya bunu anma programına özellikle katılmak için meclis çalışmalarında katılmadık. Bugün o vesileyle bu hafta geldik. Burada olmamız gerektiğini düşünüyorum. Her Maraşlı gibi özellikle 12 Şubat'ı burada yaşamak gerektiğine inandığımız için 12 Şubat kutlamalarına özellikle geldik tabii ki. Bugün organize sanayi bölgemizi ziyaret ettik. Şimdi Maraş hakikaten bir tarih yazmış ve elinden geldiği kadar da milli kurtuluşumuza, direncimize öncülük etmiş. Şimdi Kahramanmaraş olarak da Türkiye'nin sanayi hamlesine destek vermek istiyoruz. Büyümek, milli ekonomiye katkıda bulunmak, daha çok üretmek istiyoruz. Ve bunun için de her alanda, hem tarımsal anlamda, hem hayvancılık alanında, hem de sanayi alanında ilerlemek, büyümek istiyoruz. Tabii ki sanayileşmeyi de bilimsel yapmak ve organize sanayi bölgeleri kapsamında yapmak gerektiğine inanıyorum. Çünkü şehrin içerisine tek tek yapılan fabrikaların çok uygun değil. Artık sanayileşme böyle değil. Sanayileşme organize sanayi bölgeleriyle, özellikle uzmanlaşmış, spesifikleşmiş alanlarla olması lazım. Bunun çünkü bir takım yararları var. Arıtması, filtresi ve oradaki güvenlik önlemleri nedeniyle çağdaş yaklaşım organize sanayi bölgeleri. Bu sanayi bölgemize gittik, organize sanayi bölgemize gittik. Çok güzel tesisler var elbette. Gurur duyuyorum tabii ki bu tesislerle. Ama gördüğümüz şu, organize sanayi bölgesi dolmuş. Yeni bir girişimciye yer yok. Yani Maraş'ta birisi organize sanayi bölgesinde yer arasa yer yok. O yüzden Maraş'ın yeni sanayi bölgelerine ihtiyacı var. Bir an önce ihtiyacı var, hemen ihtiyacı var. Çünkü yatırımcının yeni yatırımlar yapacağı alanlar oluşturmamız lazım. Bunu söylemek istedim. Yeni organize sanayi bölgelerine ihtiyacımız var. Projeler var ama bu projeler bir an önce hayata geçirilmesi lazım. Bu sorunları olduğunu biliyorum. Yeni organize sanayi bölgeleriyle ilgili sorunlar var. Bu sorunların bir an önce aşılarak burada yeni sanayi hamlelerine, yeni tesislerin kurulmasına fırsat veren bir çalışma yapılması lazım. Burada önemli bir planlama yapmak gerekiyor. Şehir biraz sıkışmış durumda. Evet, batıya doğru kayıyoruz. Batıda da doğal sınırlara gelmiş durumda şehir. Yeni alanlar oluşturmamız lazım organize sanayi bölgesi açısından. Tabii ki tarımsal alanları, toprakları da kullanmadan bu sanayi özellikle çorak yerlere, tarıma uygun olmayan yerlerde yaparak yeni alanlar oluşturmamız lazım. Bu şehrin sanayisini geliştirmek için zorunlu. Tabii ki hükümetimizden, devletimizden de bu konuda destek bekliyoruz. Sanayici de bunu bekliyor. Yoksa daha büyük kapasiteli tesisler kurmak mümkün olmayacak. Ama eğer altyapıyı oluşturursak da Maraş'ta sanayi anlamında da ciddi hamleler olacaktır diye düşünüyorum. Orada gördüğümüz şu, yani sürekli her geldiğimde muhtarlıkları da geziyorum. Bazen toplu, bazen tek tek geziyoruz. Şimdi bir insan şehre niye gelir? Özellikle şehir merkezindeki mahallelerdeki gördüğümüz manzaralar bizi üzüyor. Şimdi bir insan niye şehre gelir? Daha iyi yaşamak için, yaşam standartlarını yükseltmek için. Fakat şehre gelip de şehirdeki şartlar kırsal alandan bile kötü olursa, o zaman şehir adına hoş manzara değil. Yol sorunu varsa, su sorunu varsa,
işte okul sorunu varsa, sağlık hizmetine ulaşmada sorun varsa, o zaman şehre gelmenin de bir anlamı yok. Kırsal anlamda ben kırsal alandan zaten şehre göçü doğru bulmuyorum. Tersine göçü tersine çevirmemiz lazım. Yani şehirden insanı tekrar kırsal alana çevirmemiz lazım. Kırsal alanda yaşayabilmesi için bir kere yol sorununu halletmiş olmamız lazım. Yol sorununu halletsek belki insan köyünde kalacak. Eğer işi şehirde de bile olsa günü içerisinde gidip gelmesini rahatlatırsak, bu mesafeleri ortadan kaldırırsak, ulaşımı kolaylaştırırsak o zaman tabii ki şehrin yerine köyünde de oturur ve şehirde de sağlıksız binalarda ya da uygun olmayan, altyapısı olmayan yerler yerine köyünde, evinde oturur. Daha uygun şartlarda, daha fiziki anlamda doğru yerlerde olur. O yüzden özellikle Maraş'ın kenar mahallelerinde gördüğümüz manzaralar beni üzüyor. İşte dün Kara Ziyaret'i ettik. Kara Ziyaret mahallemize gittik. Yani içme suyu sorunu var. Evlere su çıkmıyor. Neden? Su deposu yetersiz. Oradan yeteri kadar pompalanamıyor. Bunu görmek üzücü bir şey. Hayattır su. Yani su olmadan hiçbir şey olmaz. Şehir hayatı olmaz. İnsanın vücudunun %60-70'i su. En temel ihtiyacı su. Ama şehrin göbeğinde, yani Kara Ziyaret mahallesinde içme suyundan şikayet etmesi kabul edilebilir bir durum değil. Bazı mahallelerimizde yol sorunu var. Vadi mahallemize gittik. Yol yok. Yani şehrin içerisinde ulaşımı sağlayacak bir ana arter yok. Dolanarak şehre geliyorsunuz. Yani bu hoş bir durum değil. Kabul etmek mümkün değil bunu. Sağlık hizmetine ulaşmada sorunu varsa, okul sorunu varsa, o zaman biz adımız büyük şehir ama gerçek bir büyük şehir olmamış oluyoruz. Yani o yaşam standartlarını sağlayamamışsak, refah seviyemizi sağlayamamışsak, o zaman bunları sorgulamak gerekir diye düşünüyorum. Bunları da dile getiriyoruz ve yetkililere aktarıyoruz. Bir şeydeki üzüntümü belirtmek istiyorum tabii. Yani ben 13 Şubat'ı çok önemsiyorum. Biraz evvel de söylediğim gibi 13 Şubat bizim tarihimizin, Türk tarihinin, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli noktalarından biri. Bunu iyi yaşatmamız lazım. Bu coşkuyu vermemiz lazım. Şöyle bir eksiklik gördüm, onu dile getirmek istiyorum. Yani 13 Şubat bizim tüm Maraşlı'nın bayramıdır. Hatta Türkiye'nin bayramı olması lazım. Ve o yüzden de herkes buraya katılır ve coşku içerisinde olurdu. Bu bayramda o coşkuyu görmedim. Sokakta çete yoktu. Törende millet yoktu, Maraşlı yoktu. Herkes orada günlerce, iki hafta neredeyse, 12 Şubat'tan iki hafta önce başlar. Çeteler oluşur, mahalle ziyaretleri olur, mahallelerde coşkular olunur. Köyden insanlar gelir. Yani tüm şehirde bir bayram havası eserdi. Ama 13 Şubat günü sokakta çete görmedim ben. Coşkuyu görmedim. Bunun soğukla alakası yok. Biz karın altında da 13 Şubatlar kutladık. Kar yağarken kadınıyla, çoluğuyla, çocuğuyla Trabzon Caddesi'ne gelip insanlar o Trabzon Caddesi'nde damlarda yerini alır ve o coşkuyu katılırdı. O coşku eksikti. Esnaf yoktu, çiftçisi yoktu, halk yoktu, kimse yoktu. Yani o yönüyle eksiklikler var. Bu ruhu yaşatmak lazım, bu ruhu aktarmak lazım, o coşkuyu aktarmak, iyi anlatmak lazım. Oradaki heyecanı, milli birlik ve beraberliği, nasıl başarmışız o olumsuz şartlarda, kendi iradesiyle, kendi gücüyle, nasıl bir Fransız ordusu gibi bir orduya karşı bu zaferi kazandığımızı anlatmak lazım. Bir bayrak hadisesini çok iyi anlatmak lazım. Nasıl bayrağına sahip çıkma reaksiyonunu verdiğini anlatmak lazım ve onu aktarmak lazım. Oralarda biraz buruktuk. Hele hele bu sene 100. yılı olması nedeniyle daha farklı bir şeyler bekliyorduk ama ondan geçmişinki halinden de uzak olunca o yüzden biraz buruk geçti diye düşünüyorum. Ama bu ruhu yaşatmak lazım, coşkuyu yaşatmak lazım. Bizden sonraki nesillere de bunu en iyi şekilde anlatmak ve her sene de bunu daha anlamlı hale getirmek gerekir diye düşünüyorum. Manşet, gerçek çok net.